Merhaba çocuklar. Şimdi size bir tane uygulama tanıtmak istiyorum. Bu uygulama bir quiz uygulaması ama içinde benim yüklediğim testler de mevcut. Bu testler sayesinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve ileride yapacağımız ders konularını burada tekrar arkadaşlarınızla yarışarak yani bir oyun haline dönüştürerek çalışmanız mümkün. Uygulamamızın adı QuizUp. Marketteki indirme sayfası bu şekilde. Buradan bakıp Android ve App Store'da aratabilirsiniz. Ben hemen aç diyeceğim. Ve size nasıl katılacağınızı anlatacağım. Çünkü uygulama Türkçe dil desteği sunmuyor çocuklar. Join now. Join'ı biz birinci ünitede görmüştük. Join now şimdi katıl anlamına geliyor. Oyuna katıl anlamında. Join now'a tıkladıktan sonra let's do this. Hadi bu işi yapalım. Yani başlayalım. Birçok arkadaşımız burada takılmışlar. Burada ne yapacağız hocam diye. Bakın şurada. Bir saniye bir ekranı alayım. Şurada çocuklar. Maviyle işaretlediğim yerde. Pick at least three topics diyor. Yani en az 3 tane konu seçin diyor. Burada uygulama sizin neleri sevdiğinizi anlamaya çalışıyor. Mesela ben logoları seçeyim. Genel kültür seçeyim. Bir de ne seçeyim? Harry Potter'ı da seçeyim. Hadi Friends'i de seçeyim. Onu da severim. Hadi bir de Frozen'ı da seçeyim. Yok ya Frozen'ı hiç bilmiyorum. Dünya coğrafyasını seçeyim. Bir de gramer. O öğretmenler bayılır gramere. Bu grameri seçeyim. Pokemon'dan keşke biraz anlasaydım. Bu şekilde en az 3 ama isterseniz 3'ten fazla kutucuğu seçtikten sonra ekranın sağ tarafında şöyle göstereyim yine. Ekranın sağ tarafında Done seçeneği artık aktif hale geliyor. Tamam mı? Biz şu Done'a tıklayacağız. Burada artık login ekranına geldik. Ben Facebook kullanarak login oluyorum bu uygulamaya. Siz ama isterseniz Google üzerinden de bağlanabilirsiniz. Benim bütün bilgilerim Facebook üzerinde olduğu için ben yine oradan gideceğim. Sadece burada son bir onay vermek gerekecek. Devam et anlamında. Continue. Devam et diyorum böylece. Bundan sonra artık uygulamanın ana ekranına ulaşmış oluyorum zaten. Evet. Bu ekranda ne yapacağınızı söyleyeyim. Bir defa benim hazırladığım testlerle İngilizcenizi iyileştirmek ve yazılılarda güzel puan almak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Benim kullanıcı adım burada da Mr. İpek. Tamam mı? Arama kutusuna bir defa mr.ipek yazarsanız benim adımı zaten göreceksiniz ama en altta. Şöyle kaydırınca bakın şurada en alttaki seçenekte benim adım çıkıyor gördünüz mü? Mr. İpek diye tıkladım. Almanca çalışıyorum bak onun bilgisini paylaşmış size. Bir de aşağıya kaydırınca çocuklar benim paylaşımlarım geliyor. Paylaşımlarımda da size kendi hazırladığım testlere İngilizce'de sizin çalışmanız gereken yerlere gönderiyorum. Ne diyor? Dördüncü ünitenin testleri. İngilizce dördüncü sınıf, dördüncü ünite. Dördüncü sınıf, üçüncü ünite. İkinci ünite, birinci ünite. Bunlara tek tek tıklayarak bu quizleri çözün çocuklar. Bunları sık sık çözenler hem quizin içinde bir sıralama var. Bu Chrome'a tıklasam açılır mı acaba? Bakın Chrome'u seçsem bile yine burada geldi onun ekranı. My quiz up 1, 2, 3, 4 diye 4. ünitedeyiz zaten. Bu ünitelerin seçenekleri geldi. Mesela 1. üniteyi seçtim ben. Ne yapacağım? Bu ünitede arkadaşlarımla bu ünitede en iyi kim, en çok kim puan toplamış görmek istiyorsam şayet rankings diye bir şey yazıyor bakın mor yazıyla şurada. Rankings'ten sıralamanızı görebilirsiniz. Yeni oyun oynamak istiyorsanız bu ünitede de play'e basabilirsiniz. Play'e bastıktan sonra eklediğiniz arkadaşlarınız görünecek. Bunlar benim arkadaşlarım. Mesela Rana'ya, Taha'ya, Ümmühan'a, Sude Naz'a gönderebiliyorum daveti. Tamam. Ya da en altta play now rastgele bir insanla oynamak için muhtemelen insan bulamayacaksınız. Yani robotla tek başınıza oynamak istiyorsanız en alttaki yeşile tıklayın. Mesela ben şu anda muhtemelen bir robotla oynayacağım.
Evet, Quizabot bir robot çıktı karşıma yine. Yani aslında kendi başınıza oynuyorsunuz bir nevi. Kaç tane öğretmen varın İngilizcesi? Ne olacak? Kaç tane how many olduğuna göre bir tane how many ile başlayan seçenek var zaten. How many teachers are there? Bakalım rankingde nereye koyuyor. Rankings'e girdim. Burada bakın 1220-1212 puanla burada yer alıyorum ben de. Tamam. Taha'nın iddia 213 puanı varmış. Rana'nın da 2400 puanı varmış. Tebrikler Rana'nın gerçekten de. Evet. Bu testlere ulaşmak için benimle arkadaş olun. Ben size icabında sonra şu mesajlaşma kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ben burada kimlerle ne mesajlaştıklarını da görünüyor. Bana mesajlardan ulaşın. Hocam ben bulamadım testi diye. Ben size testin bağlantısını da gönderirim. Sizi davet ederim. Hiç bulamazsınız. Yeter ki arama kutusuna bir defa Mr. İpek yazın ve beni takip etmeye başlayın. Mr. İpek yazdıktan sonra en altta çıkıyorum. Burada bende tabii takip et çıkmıyor. Follow seçeneği sizde çıkacaktır. O follow'a tıklayın çocuklar. Çünkü ben kendim olduğum için kendimi takip edemiyorum. Tamam. Bunun dışında eğlenceli testler diliyorum. Mesela Gazi beni takip etmeye başlamış. Görüşmek üzere çocuklar. İyi eğlenceler, bol quizli günler.